Merhaba. Pazar gecelerimizin eğlencesi American Gods uzun bir aradan sonra yeni teknik kadrosuyla geri döndü ve bizi harika ve böyle bol tanrılı bir bölümle karşıladı. Bölümü özetleyip hangi tanrılarla karşılaştığımızı ve bu tanrıların öykülerinin ne olduğunu falan elbette konuşacağız. Ama öncelikle bu diziye ne oldu? Yani neden bu kadar uzun bir ara verildi? Kimler gitti, kimler geldi? Kısaca onu bir hatırlayalım. Şimdi Neil Gaiman'ın aynı adlı kitabından uyarlanmış olan American Gods'ın ilk sezonu biliyorsunuz 30 Nisan-18 Haziran 2017 tarihleri arasında yayımlanmıştı. Aradan geçen 1,5 yılı aşkın sürede dizinin sorumluları Brian Fuller ve Michael Green gerek ikinci sezona ayrılan bütçenin düşük olması gerekse aynı zamanda dizinin yapımcılarından biri olan Gaiman'la pek anlaşamamaları nedeniyle yolları ayırma kararı vermişler. Bunun üzerine devreye Jesse Alexander girmiş ve bir süre onunla idare edilmiş. Yalnız gelen bilgiler onun da kovulduğu ve dizinin showrunner koltuğunun boş kaldığı yönünde. Zaten Gillian Anderson ve Catherine Chenoweth'in de artık yapımda yer almayacağı önceden duyurulmuştu. Şimdi bunlar pek hayra alamet değil. Daha da kötüsü aradan geçen uzun süre dizinin unutulmasına da sebep oldu. Ama pek çoklarınızla tanışmama vesile olan American Gods'ın böyle kaliteyi bozmadan yıllarca sürmesi elbette benim temennim. Bu kanal için o dizinin yeri bambaşka çünkü. İlk sezonun her bölümünü tek tek incelemiştim hatırlarsınız. Bu nedenle diziyi unutanlar o özetlere bakabilirler. Yine de çok kısa bir ilk sezonda neler olmuştu hatırlayalım isterseniz. Şimdi Ricky Whittle'ın canlandırdığı Shadow Moon 3 yıl hapis cezasının bitmesine böyle günler kala karısı Laura'yı bir trafik kazasında kaybetmiş. Bu da yetmezmiş gibi onun aslında en yakın arkadaşıyla ilişki yaşamakta olduğunu öğrenmişti. Hapishaneden çıkar çıkmaz karşılaştığı Mr. Wednesday adındaki gizemli bir adam da onu şoförü ve biraz da böyle koruması olarak işe almış ve şehir şehir dolaştırmıştı. Uğradıkları her şehirde ileride birer tanrı olduğunu anlayacağımız kişilerle karşılaşmışlardı. Odin olduğu her halinden belli olan Mr. Wednesday, göçmenlerin eski dünyadan getirdiği tanrılardan biriydi ve Amerika'nın yeni tanrılarıyla savaş halindeydi. Bu arada bir leprechaun'dan kazandığı uğurlu parayı karısının mezarının üzerine atan Shadow, farkında olmadan Laura'nın dirilmesine vesile olmuştu. Ve bu durum işleri daha da karışık bir hale getirmişti. Çünkü Laura kocasının yanından bir saniye bile ayrılmamaya kararlıydı. Sezon finalinde tüm kahramanlarımız Easter'ın verdiği partide toplanmış. Ve burada Mr. Wednesday nihayet gerçek kimliğini açıklamış. Ve yeni tanrılara kolay lokma olmadığını göstermişti. Şimdi ikinci sezon bu olayların hemen ardından yani çok 1-2 saat sonrasından başlıyor. Böyle Gregorian ilahileri eşliğinde golf oynayan bir adam görüyoruz. Ama Technical Boy tarafından ezilip öldürülüyor ve fondaki müzik bir anda teknoya dönüyor. Yani bu sezonun teması eski ve yeninin savaşı ne de olsa. Medya kayıplara karışmış durumda. O Odin'in gücünden korkmuş. Technical Boy öyle Odin'le kapışmalarından sonra zar zor hayatta kalabilmiş Mr. World'u Blackbriar adında bir sığınağa götürüyor. Şimdi özellikle kitabı okuyanlarınız Neil Gaiman'ın tüm öyküyü Amerika gezisi sırasında karşılaştığı yerlerden böyle ilham alarak yazdığını öğrenmiştir. Blackbriar da bu yerlerden biri. Gerçek adı aslında Greenbriar ama böyle hemen her Amerikan başkanının inşa edildiği tarihten itibaren West Virginia'yı ziyaret ettiğinde kaldıkları lüks bir otel burası. Burada gerçekten gizli bir bomba sığınağı bulunuyor. Hem de ne sığınak öyle böyle değil. Yani çok yakında patlayan bir nükleer bombaya bile dayanabilen ve böyle 50 santim kalınlığında 20 ton ağırlığında kapıları ve bir o kadar sağlam duvarları falan olan bir yer. İçinde her türlü ihtiyacı böyle 30 yıl karşılayacak kadar erzak ve çok yakınlarında da dünya ile iletişim kurmayı sağlayacak bir radyo anteni mevcutmuş. 1959 yılında inşasına başlanan bu gizli sığınak hiç kullanılmamış ve 1992'de varlığı Washington Post tarafından ortaya çıkartılınca da hemen devre dışı kalmış ve
kapılarını otelin ziyaretçilerine açmış bir müze gibi artık. 30 yıl boyunca burada bu sığınağın olduğunu bir avuç insan biliyormuş sadece. Burunlarının dibinde bir türlü fark etmemişler. Çok iyi gizlenmiş bir yer. Ama artık böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya girip gezebilirsiniz. Kapıda parola falan sormuyorlar. Sorarlarsa da Mr. World gibi bir ataş göstermeniz ya da ataş demeniz yeterli. Bu ataş konusuna birazdan geri döneceğiz ama onun öncesinde Mr. World Technical Boy'u medyayı bulmaya yolluyor. Niyeti eski tanrıların tüm izlerini silmek. Ancak o zaman savaşı kazanacaklarını ve Ikor'un böyle bir nehir gibi akacağını söylüyor. Çünkü antik Yunan'da tanrılar insan gibi tasvir edilir ama damarlarında Ikor adı verilen özel bir kanın aktığına inanılırdı. Diğer tarafta böyle harika bir harita üzerinde Mr. Wednesday, Shadow, Laura ve Sweeney House on the Rock'a doğru bir yolculuk yapıyorlar. Bu haritanın bir benzeri bu aralar benim en severek izlediğim dizi olan Doom Patrol'da da vardı. Bence siz de izleyin, zaten onun da incelemesi gelecek. Araba yolculuğu sırasında Laura henüz onu öldüren kişinin Mr. Wednesday olduğunu çaktırmıyor. Sweeney'i öldürtmüştü biliyorsunuz. Bu arada Wednesday sihirli yerlerden söz ederken Walt Disney hiç sihir kullanmadan sihirli bir yer inşa etti diyor Disneyland'ı kastederek. Ama Florida'da gerçekten sihirli yerler var deyip Wiki Waki'deki deniz kızlarından söz ediyor. Ya aslında bu deniz kızları da öyle sihirli falan değil. Wiki Waki bir milli park ve burada 1947 yılından bu yana deniz kızı kostümlü kadınlar su altı şovları yapıyorlar. Öyle mitolojik yaratıklar falan değil yani. Mr. Wednesday'e çok da güvenmemek lazım bence. Sonrasında nihayet The House on the Rock denilen mekana geliyoruz. Burası 1945 yılında inşa edilmeye başlanmış ve günden güne büyüyen bir konaklama merkezi. Ve aynı zamanda içinde böyle antik eşyalar falan bulunan bir müze. En büyük özelliği de dünyanın en büyük atlı karıncasına ev sahipliği yapması. Kapalı mekandaki en büyük atlı karınca bu mekandaymış. İşte Bilquis bizimkilerden önce varmış. Yemeğini yedikten sonra Jin ve Salim ile karşılaşıyor. Salim nihayet Jin'ine kavuştu ama Jin bu işe pek sevinmedi. Ben böyle daha romantik bir karşılaşma bekliyordum açıkçası. Mr. World ve ataş konusuna geri dönelim biz. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra çoğu Nazi subayı olan binlerce bilim insanını ülkelerine getirip kendileri için çalıştırmışlardı. Tabii bu insanlar aslında birer savaş suçlusuydu ve yargılanmaları gerekiyordu. Ama çıkar söz konusu olunca akan sular duruyor biliyorsunuz. İşte Almanya'dan bilim insanı kaçırma işine Amerikalılar Operation Paperclip ya da Ataş Operasyonu adını vermişlerdi. Tabii Rusların da çok benzer bir operasyon yaptıklarını söylemeye gerek yok herhalde. Onlar da yaklaşık 2-3 bin bilim adamını Amerikalılardan önce kendi ülkelerine kaçırmışlar. Şimdi Mr. World Operation Paperclip dışında Ay'a yolculuk, Roswell, Compton uyuşturucu savaşları gibi pek çok tartışmalı konudan söz ediyor. Biliyorsunuz Ay'a hiç gidilmediği, işte Roswell'de uzaylıların ya da uçan dairelerin bulunduğu ve 80'li yıllarda Ay'a çıkan o uyuşturucu trafiğinin CIA tarafından yönetildiği çok bilinen komplo teorilerindendir. Görünüşe bakılırsa bunların hepsi Mr. World'un başının altından çıkmış. Şimdi de düşmanlarını gözlemlemek için Argos'un gözlerinden bakmak istiyor. Şimdi ilk sezonda Mr. World'un ne olduğunu tam olarak anlayamamıştık ve nasıl oluyor da medyayı ya da teknolojiyi kontrol edebilecek kadar güçlü olduğunu sorgulamıştık. Bu sezon gerçek gücünü nihayet göreceğiz galiba. Bu arada elbette romanı okumuş olanlar işin sonunun nereye varacağını biliyor ama dizi yer yer farklılıklar gösteriyor. Yani belki burada bile bir değişiklik yapabilirler. O yüzden bu adam aslında şu adam falan filan deyip durmayın sakın. Mr. World'un düşmanlarını gözetlemek için kullanmak istediği gözlerin sahibi Argos, Yunan mitolojisinde bir dev. Kimisi iki önde, iki arkada dört gözü olduğunu söyler. Kimi 100, kimi 1000. Ama önemli olan bu devin uyurken bile birkaç gözünün her zaman açık olduğudur. Bu sebeple her şeyi görür.
Aslında Yunan mitolojisinde birden fazla Argos var ve bu nedenle öyküleri bazen karıştırılıyor bunların. İşte Zeus'un oğlu kral olan bir Argos var. Odysseus'un köpeğinin adı Argos. Ama bizimkisi Argus Panoptes, yani her şeyi gören Argus ya da Argos, iki şekilde de kullanılıyor. Bu dev Zeus'un karısı ve en büyük tanrıça olan Hera'nın hizmetkarı. Echidna adı verilen yarı kadın, yarı yılan bir devi öldürerek Hera'nın gözüne girmeyi başarıyor. Echidna Yunan mitolojisindeki en korkunç canavarlardan biri olan Tayfun'un karısı ve pek çok başka canavarın da annesi. Echidna aynı zamanda böyle kirpiyle karınca yiyen arasında bir canlı ve yumurtlayan iki memeliden biri, ama onun konumuzda hiçbir ilgisi yok. Sadece fazla belgesel izlemenin zararları. Argos'un ölümü de böyle Zeus'un o uçkur sevdası yüzünden oluyor. Göz koyduğu Io bir ölümlü ve Hera'nın hizmetkarlarından biri. Efsanenin iki versiyonu var. İlkinde Zeus bu kızı Hera'dan saklamak için beyaz bir ineğe çeviriyor. Ama Hera bunu anlıyor ve ineği ona hediye etmesini istiyor. Bir diğer versiyonunda Zeus Io'nun peşine takılınca kıskançlık krizi geçiren Hera bu kızcağızı bir ineğe çeviriyor ve sonra da bu ineği kutsal bir zeytin ağacına bağlıyor ve başına da yüz gözlü dev Argos'u dikiyor. Zeus oğlu Hermes'ten yardım istiyor ve üçkağıtçılığıyla da bilinen bu tanrı çaldığı flüt ve anlattığı masallarla Argos'un bütün gözlerini uyutmayı başarıyor ve sonra da onu öldürüyor. Zeus emeline ulaşıp Io'dan bir çocuk yapıyor. Bu çocuk Perseus, Kadmus, işte Herkül, Minos gibi birçok kralın ve kahramanın atası oluyor. Yani Zeus'un zaten uçkuruna bu kadar düşkün olmasının nedeni mümkün olduğunca fazla çocuk yaparak insan ırkına fayda sağlamak. Peki zavallı Argos'a ne oluyor? Ölüp gidiyor. Hera onun ölümüne çok üzülüyor ama olacakları aslında önceden biliyor. Bu nedenle Argos'un gözlerinden bazılarını o ölmeden önce alıp bir tavus kuşunun kuyruğuna transfer ediyor. Böylelikle sadık hizmetkarını onurlandırıyor. Bu arada tavus kuşu zaten Hera'nın simgelerinden biridir ve o kutsal hayvanlarındandır. Argos'un denetiminden kurtulan Io da böyle özgürlüğünün tadını çıkartıyor. Dünyayı gezmeye başlıyor. Ama Hera'nın musallat ettiği bir sinek onu her zaman rahatsız ediyor. Io en sonunda yüzerek Mısır'a gidiyor ve o sinekten kurtuluyor. Burada Zeus'tan olan oğlu Epaphus'u doğuruyor ve Mısır kralı oluyor bu çocuk. Onun da böyle Menfis'ten Libya adında bir kızı var. Bu kız da Poseidon ile birlikte oluyor ve bu birliktelik çok önemli, çünkü demin saydığım pek çok önemli figür bu soy ağacının meyvesi. Bu arada tahmin ettiğiniz gibi Libya'nın adı Io'nun torunundan kalma. Onun o yüzerek geçtiği denizin adı İyon Denizi, gene Io'dan geliyor ve aynı zamanda biliyorsunuz Jüpiter'in uydularından birinin adı Io. Anlayacağınız mitoloji günlük yaşantınızda aslında sürekli karşınıza çıkıyor ama pek çoğunuz bunun farkında bile değil. Biz dizimize geri dönelim. Bu arada eski tanrıların neden House on the Rock'ta toplandığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun sebebi bence o müzenin Amerika'nın bir metaforu olması. Müze dediğime bakmayın, burada tarihi eserler falan yok. Yani bazıları antika sayılabilecek binlerce küçük eşya ve figür var sadece. Hepsi Amerika'dan toplanmış ve onun yakın tarihinin birer parçası. Ben de pek çoğunuz gibi sadece fotoğraflarını görebildim bu mekanın, ama eminim bu diziden sonra orası bir turizm patlaması yaşayacaktır ve bir ton insan ölmeden önce görülecek yerler listesine oranın adını çoktan eklemiştir. Gerçekten çok harika bir yer. Motel Amerika'nın temizlikçisi Mama G'yi görüyoruz sonrasında. İşinin başında böyle televizyona dikkat etmemiz gerekiyor, çünkü orada önemli 3 detay var. İlki, haberleri sunan kişi bir Paskalya tavşanı. Zaten hala Paskalya günündeyiz. İkincisi, bahsettiği konu o Easter'ın geçen sezonun sonunda ekinleri öldürüp kuraklığa neden olması. Üçüncüsü de ekranın üstünde dolaşan örümceğin renkleri. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu örümcek Anansi'den başkası değil aslında.
Hazır dikkat edilecek 3 şeyden bahsetmişken mamacının ellerine de dikkat edelim lütfen. Çünkü onlar da 3 tane. Yani en az 3 tane. Çünkü yatağın üzerine aynı anda 3 farklı objeyi 3 farklı eliyle koyuyor. Mamaji aslında Hindu tanrıçası Kali. Ölüm, zaman, yaratılış, kıyamet tanrıçasıdır. Aynı zamanda savaş ve vahşetten sorumludur. Bunların hepsi kulağa kötü gelse de Kali böyle gayet anaç bir tanrıça olarak bilinir ve çok sevilir. Bu nedenle Kalima yani Kali anne de denir. Wednesday'in ona Mamaji olarak seslenmesinin nedeni de bence bu. Kimilerince bu tanrıça Shiva'nın eşi Parvati'nin bir enkarnasyonu. Bazı inanışlarda da savaş tanrıçası Durga'nın öfkesinden doğmuş olduğu söylenir. Genelde böyle mavi ya da siyah tenli resmedilir. Çok uzun bir dili vardır ve genelde dışarıdadır. Ama tabii en önemli özelliği dört kolunun olması. Ve farklı coğrafyalarda farklı formlarda tasvir edildiğinden böyle bir Great Kali formuna rastlarsanız onun 10 kolu olduğunu falan da görebilirsiniz. Dizide onu Sakina Jeffrey canlandırıyor. House of Cards, Timeless, Homeland ve Mr. Robot gibi dizilerden tanıdığımız bir oyuncu bu. Kitapta Kali'nin adı öyle pek uzun uzadıya geçmiyordu ama böyle bir oyuncu seçtilerse dizideki rolü bence kısa değildir. Sanırım bol bol göreceğiz kendisini. O çıktıkça size Kali'den söz etmeye de devam ederim. Mr. Wednesday ve Mr. Nancy'nin karşılaştığı sahnede geçen bazı tanıdık isimler var. Onlardan da kısaca bahsedelim. John Henry, Afro-Amerikalı bir halk kahramanı mesela. Trenler için tünel kazma konusundaki ustalığıyla biliniyor. Bu nedenle Mr. Nancy, tren yoksa Henry de yok demekte. Whiskey Jack, kitapta da vardı, dizide de çıkması olası. O da Amerikan yerlilerinin inandığı bir figür. Tabii onlar bu varlığa Whiskey Jack demiyorlar, Whiskey Jack diyorlar ama pek çok efsanesi var. Bunlardan bir tanesini özellikle çok severim. Biraz Nuh tufanını falan andırır. Manitu tüm dünyayı, insanları ve hayvanları yarattıktan sonra böyle yine tanrısal bir varlık olan Whiskey Jack'i yanına çağırmış ve ondan bu yeni dünyada nasıl yaşanır herkese öğretmesini istemiş. Ne yapmalı, ne yapmamalı, ne yemeli, ne yememeli gibi konuları öğretmek onun göreviymiş. Yalnız Whiskey Jack yaratma gücüne sahip değilmiş. Tanrısal özellikleri olsa da sadece var olanı dilediği kadar çoğaltabiliyormuş. Ona bu gücün bahşedilmesinin nedeni de kimsenin kavga etmemesini sağlamakmış. Herkese istediğini ver, bol bol ver, kimse birbirini yemesin demiş. Ama Whiskey Jack Kızılderililerin trickster yani üçkağıtçı tanrı dedikleri tiplerden biri. Bu nedenle sürekli arabozuculuk yapmış ve tüm dünyayı birbirine katmış. O kadar çok kan dökülmüş ki topraklar kızıla boyanmış. Manitu, Whiskey Jack'i yanına çağırıp buna bir dur demesi gerektiğini, yoksa dünyayı yok edeceğini söylemiş. Whiskey Jack, ya sen kartala gagası ve pençelerini, ayıya o güçlü çenesini ve dişlerini verdin. Bana da herkesi kandırma yeteneği verdin. Biz sadece senin bize verdiklerini kullanıyoruz diyerek onun sözlerine kulak asmamış. Bunun üzerine sanki böyle gökler delinmişçesine bir yağmur başlamış ve günler geceler boyu sürmüş. Nehirler taşmış, göller denizler yükselmiş ve sular tüm dünyayı yutmuş. Kara hayvanlarının neredeyse hepsi boğulmuş. Geriye sadece bir susamuru, bir kunduz, bir misk faresi, bir de kaplumbağa kalmış. Whiskey Jack bulduğu o küçük tahta parçasını böyle kocaman bir sal haline getirmiş ve sağ kalanları onun üzerine doldurmuş. Sonra da bana denizin dibinden bir avuç toprak getirmeyi başarırsanız size üzerinde rahatça yaşayabileceğiniz bir ada yaratırım demiş. Önce susamuru suya dalıp gidebildiği en derin yere kadar gitmiş ama su öylesine derinmiş ki yolu yarılayamamış bile. Whiskey Jack bunun üzerine susamuruna bir daha denersen sana hayatın boyunca yiyemeyeceğin kadar çok balık veririm demiş. Bunun üzerine susamuru bir daha denemiş ama başaramamış ve sonunda yorgunluktan ölmüş. Sıra kunduza gelmiş. O da ilk denemesinde başaramamış. Whiskey Jack sana asla yanından ayrılmayacak bir eş veririm demiş. Kunduz da bunun üzerine yine yorgunluktan ölene kadar denemiş ama denizin dibine ulaşamamış. Geriye sadece misk faresi ve kaplumbağa kalmış. Kaplumbağa çok hantal
Misk faresi de çok küçükmüş. Bu yüzden Visaki Çek umutsuzluğa kapılıp ağlamaya başlamış. Onun o haline çok üzülen misk faresi suya atlamış ve yüzebildiği kadar hızlı bir şekilde dibe gitmeye başlamış. Suyun altında o kadar uzun kalmış ki diğerleri çoktan umudu kesmişler. Zaten biraz sonra onun da cansız bedeni su yüzüne çıkmış. Ama o sırada ortalığı bir toprak kokusu kaplamış. Visaki Çek minik farenin avuçlarında küçücük bir kil parçası olduğunu anlamış. Bu parça o kadar küçükmüş ki elinden bıraksa rüzgar alıp götürüverecekmiş. Kaplumbağa bunun üzerine o parçayı benim sırtıma koy ben onu taşırım demiş. Visaki Çek de onu suya indirip kil parçasını usulca hayvanın kabuğunun böyle tam ortasına yerleştirmiş. Bu sırada rüzgar dört yönden aynı anda esmeye başlamış ve o toprak gittikçe büyümüş, büyümüş ve koca bir kıta olmuş. Visaki Çek kurtulmuş ama tüm arkadaşlarını kaybettiği için ağlamaya devam etmiş. Bunun üzerine Manitu tüm insanlar ve hayvanları geri getirmiş ama Visaki Çek'in tüm özelliklerini de elinden almış. Geriye sadece onun üç kağıtçılığı kalmış. Ama o bu ikna yeteneğini bundan sonra sadece insanların iyiliği için kullanmış. Sanki biraz bizim Kayra Han ve Erliğin efsanesini andırıyor değil mi? Neyse, Türkler Kızılderililiymiş, Kızılderililer Türkmüş söylencesini körüklemeyelim. Zaten masal saati şimdilik bu kadar ama Whiskey Jack diziye katılırsa size onun başka maceralarını da anlatırım. Mr. Wednesday ve Mr. Nancy'nin konuşmalarında geçen küçük bir detay daha var. O da yolda tavşan ezdikleri için Ostera'nın bu toplantıya katılmayacağı. Sanırım bu diziden ayrılan Catherine Chenoweth yüzünden araya sıkıştırılmış küçük bir detay. Bu arada Mr. Wednesday kimliğini açıkladığı için artık rahat rahat eskiden yaptığı işleri bizle paylaşabiliyor. Mesela Laura'ya dert etme ben de öldüm 9 gün sonra dirildim falan diyebiliyor. Bu işin detaylarını birazdan konuşacağız. Şimdi House on the Rock'ta Jin ve Salim ilişkilerinin geleceği hakkında böyle Yeşilçam filmlerini aratmayan konuşmalar yapmakta. İşte sen ölümlüsün ben Jin'im işte olmaz falan filan. Bunların ilişkisi dizide sanırım ilgimi çekmeyen tek konu. Jin sanki böyle tek gecelik bir ilişki istemiş. Salim de ona musallat olmuş gibi. Ya genelde tam tersi olmaz mı bu işlerin? Adam Jin'e musallat oldu. Yani Alper Mesci bu konuda ne düşünüyor acaba? Böyle Musallat serisi 2 filmde kalmıştı. Siccin 6 falan çekeceğine Musallat 3 öldüren cazibe Salim falan çeksin. Vallahi ben izlerim. Neyse ki bu bayık konuşma Mr. Wednesday ve ekibinin ortama doluşmasıyla son buldu. Wednesday Salim'i İslamiyet öncesi tanrılardan Hubal ya da Manat sandı. Yalnız Manat tanrı değil tanrıçadır. Odin biraz desteksiz sallıyor olabilir. Bu arada Manat aynı zamanda Azerbaycan'ın para birimi. Konumuzda ilgisiz tabii ama kanalın çok ciddi oranda Azeri takipçisi var. Onlara bir selam yollamak için bu da bir vesile olsun. Jin'in verdiği bilgiye göre bir düzine kadar tanrı toplanmış ve Odin bunu ateşi yakmak için yeterli buluyor. Daha sonra her bir tanrı kaderlerini öğrenmek için bozuk parayla çalışan bir falcıya Jin'in verdiği paralardan atıyorlar. Bu sahnede çok önemli bir detay var. Jin, Laura ve Sweeney'e izin vermiyor. Ama Shadow'un Odin'le kalmasında bir sakınca yok. Şimdi Laura ve Sweeney'nin gruptakilerden farkı tanrı olmamaları. Yoksa Shadow... Neyse. Partiye davetli olmasa bile Technical Boy'un casusu kontenjanından olaya dahil olan Bilquist, Odin'e sen giderken ben dönüyordum diye ayarı verip makineye parayı atıyor. Kartında ne yazdığını görmüyoruz ama ikisi de aynı anda dönüp Shadow'a bakıyor. Odin de para atıyor. O da kendi kartına çok gülüyor ama bunu kimseye o da göstermiyor. Shadow'un kartında yazanlar da biraz manidar. Her son aslında bir başlangıçtır. Şanslı numaran yok. Şanslı rengin ölüm. Motto tıpkı babası gibi. Shadow'un babasının kim olduğunu bilmiyoruz. Şanslı sayısı zaten yokmuş. Şanslı rengi ölüm. İçinde şanslı bir parayla dolaşan ölü bir karısı var. Belki Laura kastediliyor burada. Neyse Odin bunun tüm fallar gibi başta anlaşılmaz ama aynı zamanda kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Mr. Nancy
Alt tarafı balmumundan bir makinanın verdiği kağıt bu. Sallama boş ver diyor. Ama gerçekten de öyle mi? Çünkü Odin bu makineden söz ederken Norn ifadesini kullandı. Gelin şu demin sözü geçen Odin'in ölümü ve Nornlarla karşılaşması konusuna biraz daha detaylı bakalım. Size daha önceki videolarda Yggdrasil'den bahsetmiştim. O 9 alemi dallarında taşıyan dev bir ağaç. Kökü 3 farklı kuyuya. Biri Niflheim'daki yani yer altındaki alemde, biri Jotunheim'da yani devler diyarında, diğeri de Asgard'dan bir ırmağın döküldüğü kuyuda. Bu kuyunun adı Urd. Yani kader ve alın yazısı. Nornlar da bu kuyudan sorumlu 3 kız kardeş. Urd da zaten bu kız kardeşlerden birinin adı. Nornlar hem bu kuyuyu hem de Yggdrasil'in köklerini hayatta tutuyorlar. Kuyudan aldıkları suyu toprağa karıştırıp elde ettikleri çamurla Yggdrasil'in köklerini sıvıyorlar. Bu kardeşlerden bir diğerinin adı Verdandi. Yani şu anda olup biten. Ve sonuncusu da Skuld. Yani olacaklar. Bir diğer deyişle gelecek. Aslında Nornlar sadece bu üç kız kardeş değil işte dev Nornlar, elf Nornlar, cüce Nornlar falan filan da var. Ve bunların bazıları iyi, bazıları kötü. Yani bazıları size güzel ve uzun hayatlar, bazıları da kısa ve zor hayatlar veriyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Elbette rün alfabesiyle kaderinizi Yggdrasil'in köklerine kazıyarak. Odin'in bilgi için her şeyi yapabileceğinden daha önce de söz etmiştim. Bu şeylerden biri tek gözünü feda etmek mesela. Demin o sözünü ettiğimiz kuyulardan biri Mimir'e ait. Mimir, belleğin koruyucusu. 9 alemde olan biten her şey Yggdrasil'in köklerinden süzülüp bu kuyuya akıyor ve bu kuyudan sadece Mimir su içebiliyor. Mimir, Odin'in dayısı aynı zamanda yani Beslan'ın erkek kardeşi. Odin biraz da bu akrabalık bağına güvenerek gençliğinde bu kuyudan su içebilmek için devler diyarına geliyor. Mimir akrabalık bağının yeterli olmadığını söyleyince de bedeli neyse ödemeye hazırım diyor. Mimir ondan bir gözünü feda etmesini istiyor. O da hiç ikiletmeden sol gözünü çıkartıp suyun içine atıyor. Bu göz hala orada ve her şeyi görüyor. Odin bu kuyudan su içip bilgelikle doluyor. Ama bu ona yetmiyor. Her seferinde yeni bir arayışta, bu kez de kendisini Yggdrasil'den baş aşağı asıyor ve mızrağıyla kendisini yaralayıp bilgelik uğruna hayatını feda ediyor. 9 gün boyunca aç, susuz ve acılar içinde kıvranırken ölüyor ve ölmeden önce Nornların Yggdrasil'in köklerine kazıdığı rünleri görüp öğreniyor. Rünler sadece yazı yazmaya yaramıyor bu arada. Aynı zamanda büyü yapmakta kullanıldıkları için çok büyük bir güce sahipler. Odin bu sayede 9 alemin kontrolünü eline geçiriyor. Bu efsaneler aslında çok daha uzun ve detaylı biliyorsunuz ve benim planlarım arasında da size sinema ve dizilerden bağımsız efsaneler anlatacağım programlar yapmak var. Sadece formatı üzerinde biraz daha çalışmam gerekiyor sanırım. Yakında onlar da gelecek. Yine dizimize geri dönelim. Mr. Nancy'nin sözünü ettiği Frank Lloyd Wright ile ilgili uzun uzun konuştuğum bir video daha vardı ve siz bunu göremediniz. Çünkü Westworld videolarına sadece adına bakıp telif atan bir firma var. Kendileri saçmalamayı bir gün bırakabilirse ben de o videoları yayınlayacağım ve size Frank Lloyd Wright hakkında uzun uzun bilgiler vereceğim. Burada çok kısa özet geçeyim. Kendisi organik mimari denilen akımın öncülerinden bir mimar ve eşi benzeri olmayan yapılar tasarlamış. Westworld dizisinde gördüğümüz Millard House da bu tasarladıkları evlerden bir tanesi. O yüzden bahsetmiştim bu videoda. Yalnız House on the Rock o ya da kötü üvey kardeşi tarafından değil, Alex Jordan Jr. tarafından tasarlanmıştır. Mr. Nancy niye böyle bir şey söyledi bilemiyorum. Yalnız bunu babasının vasiyeti üzerine yapıyor bu adam. Çünkü babası Frank Lloyd Wright'ı kızdırmak için bu kayaların üstüne bir Japon evi inşa edeceğim diye tutturuyor ve o şekilde ölüyor. Oğlu da babasının mirasını bu şekilde yerine getiriyor. Niye diye sormayın. Birbirleriyle ne alıp veremedikleri vardı inanın bilmiyorum. Bu bölümün en gevezesi Mr. Nancy bu kez de Shadow'un çocukluğunu tahmin ederken benim de bir oğlum var. Bir alana bir bedava.
Sen bana onu hatırlatıyorsun falan diyor. Bu çocukları daha önce görmedik. Dizide görür müyüz bilmiyorum. Hatta kitapta da yoklar. Ama romanın devamı diyebileceğimiz birebir bağlantılı değiller ama Anansi Boys bu iki çocuğu anlatıyor. O bir alana bir bedava çocuklar, o romanın kahramanı. Bu arada Bill Quist'in bakışları da bir şeyler anlatıyor. Çünkü kendisi o kaderini okuduğundan beri Shadow'a böyle yiyecekmiş gibi bakmaya başladı. Ki yer biliyorsunuz. Neyse. Laura da kaderini okumaya çalışıyor bu arada ama onun ikisi boş çıkıyor. Çünkü kendisi bir ölü. Odin yol üzerindeki o turistik yerlerin de tıpkı kilise ve diğer ibadet yerleri gibi güç merkezleri olduğunu söylüyor. Bence burası da çok önemli. Ve nihayet 2 senedir beklediğimiz atlı karınca sekansı başlıyor. Shadow kendisine bir kartal başlı aslan gövdeli yaratık seçiyor. Bu yaratık bir griffin. Aslanlar ormanların, kartallar da göklerin kralı kabul edildiğinden bu yaratık da böyle tüm hayvanların kralı olarak falan bilinirdi. Hristiyanlık döneminde kutsal varlıkların koruyucusu sayılırdı. Hatta bu mitolojik canlılar Shadow da Odin'in koruyucusu olduğundan bu bence yerinde bir seçim olmuş. Tabii bunu farklı şekilde yorumlamak da mümkün. Mesela kartal takım yıldızı üzerinden bir yorumlama da söz konusu. Çeşitli mitolojilerde bu takım yıldıza adını veren kartalın pençelerinde Zeus'un yıldırımlarını ya da ölü bir adamı taşıdığı rivayet edilir. Buradan da Shadow'un Odin'in silahı olduğunu ya da yakında hayatını kaybedebileceği gibi bir sonuç çıkabilir. Çünkü o kartta da benzer bir ifade vardı. Atlı karınca gittikçe hızlanırken Odin'in ve Shadow'un alnında kuvvetli bir ışık beliriyor. Ve göz kanatan bir CGI eşliğinde Odin'in kör gözünden zihnine giriyoruz. Gökyüzündeki büyülü fenerden de anlaşılacağı gibi kuzeylerde bir yerdeyiz. Zaten buraya demirlemiş bir Viking gemisi de göze çarpıyor hemen. Bence burası Odin'in saraylarından biri olan Valaskalf. Odin'in böyle tüm evreni izlediği tahtının olduğu yer yani. Çatısının tamamının gümüş olması gerekiyordu aslında ama neyse. İçinde tanrılar gerçek formlarında bizi bekliyor ama onun öncesinde ne zamandır görmediğimiz bir detay var. Bir beyaz bizon karşımıza çıkıyor. İçeride de benim görebildiğim kadarıyla Odin, Bilquis, Chernobog, işte Zorya kardeşler üçü bir arada ve Anansi var. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bazı tanrılar da var. Kali, Amenno Uzume, Ahura Mazda, Namassima ve Frau Hole bunlardan bazıları. Önce Anansi yeni tanrılarla başlayan savaşı anlatıyor sırtında kölelik zamanından kalma izlerle. Sonrasında Odin insanların onları nasıl yeni dünyaya getirdiğini ve sonrasında nasıl terk ettiğini dile getiriyor. Ona göre gerçek inanç sahipleri ya ölüp gitmiş ya da inanmayı bırakmış. Bu da eski tanrıların ölmesi demek. Kali ortada bir savaş falan yok. İşte yeni tanrılar sürekli gelip gidiyor. Korkacak bir şey yok bence diyor. Bilquis yeni tanrıların çok güçlü ve çok fazla müride sahip olduğunu kabul ediyor. Ama bunun kötü bir şey olmadığını açıklamaya çalışıyor. İşte tinder minder benim işim tıkarında diyor yani. Shadow söz alıp hayatta sevdiği herkesi ve her şeyi kaybettiğini anlatıyor. Ama Odin sayesinde inancını tekrar kazandığını dile getiriyor. Onların da Odin'e inanması gerektiğini anlatıyor yani kısaca. Odin onun bu performansından çok etkileniyor ve hadi biraz da gerçek dünyada takılalım diyerek herkesi Motel Amerika'nın barına dolduruyor. Burada tüm eski tanrılar normal insanlar gibi böyle içki içip sosyalleşiyorlar. Shadow, Mr. Nancy'nin yanına oturup ya demin yaşananlar gerçek miydi falan diye sorguluyor. Nancy salağa yatıp böyle onun sorusunu cevaplamıyor. Chernobog sigara dumanından çok hoşlandığını çünkü onun kokusunun kurban edilenlerin, ona kurban edilenlerin yanarken çıkarttığı kokuya benzediğini falan söylüyor. Ve Shadow'u üçüncü bir dama maçına davet ediyor. Buradakiler tanrı mı değil mi bana ne? Ben sadece damada sana yenildim o yüzden buradayım. Gel bir maç daha yapalım. Kazanayım. Seni öldüreyim. Evime gideyim falan demekte. Bilquis bu arada birazdan olacakları bildiği için böyle çaktırmadan kendisine bir araç çağırıyor. Telefonundan görüyoruz bu detayı. Sonrasında da anlamsızca Laura'ya yazıyor. Böyle öpüştükleri bir sahne var ve Sweeney'nin bakışları orada harikaydı.
Şimdi bu karakterler romanda oldukça geri planda aslında. Bu nedenle onların hikayelerini nasıl işleyeceklerini, nereye bağlayacaklarını falan bilemiyorum. O yüzden çok ilgimi çekiyor. Bill Quist ortamı terk ediyor bu arada ve Laura Shadow'u Mr. Wednesday konusunda bir kez daha uyarıyor. Mr. World bu arada adamlarına paketi getirin talimatı veriyor. Yani tanrıları öldürün falan değil. Anlaşılan o olanlar sadece Shadow'u dışarı çıkarabilmek için bir tuzak. İşe de yarıyor. Mermiler havalarda uçuşurken Shadow dışarı çıkmayı başarıp saldırgana müdahale ediyor. Bu arada mermi kovanının üzerinde yazan Deus Mortuorum, yani Latince'de Tanrı öldü. Shadow dışarı çıkmadan önce Laura'yı kurtarmaya çalışıyor bir de. Bu da bence önemli çünkü hala karısına karşı bir şeyler hissettiğinin bir göstergesi bence bu. Sweeney de böyle tam headshot yiyecekken şanssızlığı bu kez şansı oluyor. Yerdeki kana basıp ayağa kayınca onun kafasına sıkılmış olan mermi ıskalıyor ve Laura'ya isabet ediyor ki bu Laura'nın öyle çok da umurunda değil biliyorsunuz. Shadow saldırganı etkisiz hale getirmek üzereyken yerde yatan adam bir düğmeye basıyor ve kahramanımız böyle uçan daire tarafından yukarı çekiliyor. Bu arada Mr. World saldırı talimatını Mr. Town'a vermişti. Ben ilk izlediğimde saldırıyı o gerçekleştirdi sanmıştım çünkü bilgisayarda öyle bir ifade vardı. Ama onu Dean Winters canlandıracak künyeye baktığımda farklı bir isim vardı. Demek ki saldırgan o değil. Katliam sırasında ölenlerin çoğunu tanımıyoruz. Ama ne yazık ki akşam yıldızı Zorya ve Trinya'ya da vurulmuş. Odin'le bence harika bir ikili oluşturuyorlardı. Her sahnelerini çok seviyordum. Onu canlandıran Cloris Leachman da böyle aklınıza gelebilecek bütün prestijli oyunculuk ödüllerini toplamış bir efsane. İşte Oscar, Altın Küre, Emmy, BAFTA ne ararsanız var kadında. Ama yaşı da 90'ın üzerinde. Belki daha fazla yormak istemediler kendisini. Ama ölümüne en az Çernobok kadar sinirlendim. Bölüm Laura'nın Shadow'un kaçırıldığını anlamasıyla son buldu. Herhalde ikinci bölümde bu takip konu edilecek. Beni çok şaşırttı bu bölüm. Açıkçası ben bu kadar iyi bir bölüm beklemiyordum çünkü. Yani dizi görsel anlatımda kendini giderek geliştiriyor. Birinci sezonda bu kadar iyi değildi bu işler. Hoş, bu bölüm House on the Rock gibi böyle çok şenlikli bir yerde geçiyordu. Ama her karesine özenildiği çok belli oluyor. Sinematografi gerçekten çok iyiydi. Renkler çok iyiydi. Geçişler, o sahne aralarındaki geçişler, meçişler harikaydı. Yani müzeyi gösterelim yeter dememişler. Tanrıların gerçek formlarındaki hali mesela çok hoştu. Tabii kitapta bu bölüm çok daha görkemliydi ama orada sizin hayal gücünüz de giriyor işin içine. Diziden böyle bir şeyi beklemek biraz haksızlık olur. Mr. Nancy'nin konuşması da daha iyiydi mesela kitapta ama neyse önemli değil bunlar. Umarım tüm bütçeyi ilk bölüme gömmemişlerdir. Şimdiden 3. sezon için showrunner arayışlarına başladıklarına göre bu diziden umudu kesmiş falan değil kimse. Umarım planlandığı gibi 5 sezon sürer ve kaliteyi de hiç düşürmez. Ben size her bölümün geniş özetini böyle mümkün olduğunca mitolojik hikayelerle falan süsleyerek anlatmaya devam edeceğim. Ama bunu yapabilmem için bölümü en az 2-3 kez izleyip ayrıntıları yakalamam ve çeşitli kaynakları da taramam gerekiyor. Bu da öyle hemen olmuyor biliyorsunuz. Bu nedenle sabırlı olmanızı ve aklınıza gelen her yerden bana video nerede diye mesaj yağdırmamanızı diliyorum. Gelişmelerle ilgili sizi elimden geldiğince haberdar etmeye çalışıyorum zaten. Yani Facebook kullanıcısı değilseniz ve Facebook gruplarına üye değilseniz bile beni Twitter ya da Instagram üzerinden takip edebilir ve sorularınızı o platformlardan da yöneltebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu sorular video ne zaman gelecek şeklinde olmasın. Yetiştirir yetiştirmez, bitirir bitirmez atıyorum çünkü. Zaten elimden geldiğince hepinize yardım etmeye, sorduğunuz her soruyu yanıtlamaya çalışıyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.